Milliyet Dijital'le hayatı kaçırma. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. 2022'de sizleri neler bekliyor? Bugün bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Ama öncesinde genel anlamda 2022'nin bize getirdikleri genel yapısı nasıl bir ona bakalım istiyorum. 2022 Venüs retrosuyla başlıyor ve Mars retrosuyla bitiyor. Ocak ayı Gerçekten 2022 için önemli bir ay olacak. İkinci yarısında Merkür retrosu da Venüs retrosuna eşlik ediyor. Her ikisi de Oğlak burcunda olacak. Bu şu anlama geliyor. Ocak boyunca aslında hepimiz değerlerimizi daha fazla sorgulayacağız. Venüs retrosu hem bizim ikili ilişkilerimiz, kendimizi nasıl değerli hissettiğimizi irdeleme hallerimizdir. Hem de maddiyatla olan ilişkimizdir. Bu anlamda toplumsal olarak da ee, Ocak ayına baktığımızda Venüs retrosunun etkisiyle aslında ekonomik olarak e, zorlanmanın devam edeceğini görüyoruz. Yılda 3 kere retro yapan Merkür ilk e, retrosunu Ocak'ta, ikincisini Mayıs'ta ve üçüncüsünü Eylül aylarında gerçekleştirecek. Satürn bizim için önemli bir gezegen. Ee, geçen sene Kova burcunda ilerlemişti. 2022'de de yine Kova burcunda ilerleyecek ve Geçen sene esasında bizlere anlatmaya çalıştığı, göstermeye çalıştığı, vermeye çalıştığı sorumlulukların hepsini bu senede devam ettiriyor olacak. Bu senenin en önemli gökyüzü olayı tutulmalar olacak. Çünkü tutulmalar aks değiştirdi, burç değiştirdi. 2020 e, Haziran'dan beri ikizler yay burçlarında olan tutulmalar artık 2022 itibariyle boğa akrep burçlarında olacak. Bu da bize aslında boğa akrep dinamiğini daha çok yaşayacağımızı gösteriyor. Bu nedir? Somut değer oluşturmak bizim için bu sene içinde çok daha önemli olacak. Kriz yaratan olaylardan, risklerden ziyade daha güvenli ve... Net bir şekilde oluşturacağımız değerlere doğru gitmemiz gereken bir sene olacak ve bu yüzden de bunu bize gösteren olaylarla karşılaşacağız. Mümkün olduğu kadar inişli çıkışlı ruh hallerinden, krizli yaşantılardan daha sakin, daha dingin ve kendimizi daha güvenli hissedeceğimiz alanlara doğru bir gidişat hepimize bu sene içinde çok daha hız verecektir. Ocağın başından 11 Mayıs'a kadar Jüpiter Balık burcunda olacak. Bu da esasında hepimizin manevi anlamda bu dönemde daha gelişmeye destekli olduğumuzu ifade ediyor. Fedakarlığın, merhametin biraz daha ön planda olduğu, kendi ideallerimize, hedeflerimize gitmek için daha e, istekli olduğumuz ve hepimiz kendi burçlarımıza göre değişik alanlarda desteklendiğimiz bir dönem olacak. 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter Koç burcuna geçecek ve 28 Ekim'e kadar da Koç burcunda kalacak. O dönemde aslında hepimiz e, Koç burcunun enerjisiyle daha cesaretli ve girişimci olmak isteyeceğiz. Biraz daha olaylara rahat adım atacağız. Daha cesur olacağız. Bu anlamda bize e, ikinci kısımda Jüpiter'in koç hareketi aslında hız verecek diyebiliriz. Ve 29 Ekim 13 Ocak arası yani e, 2022'nin Kasım, Aralık aylarında ve e, 2023'ün de 13 Ocak'a kadar olan ki döneminde Mars'ın retro hareketini yaşayacağız. Mars bizim hayata nasıl tutunduğumuzu, irademizi nasıl ortaya koyduğumuzu, yaşamla nasıl savaştığımızı gösteren gezegenimiz. İkizler burcunda uzun bir süre e, retro pozisyonda olacak. Dediğim gibi 2022 senesine Venüs retrosuyla girdik. 2022 çıkışında da Mars retrosuyla Kasım Aralık aylarında 2022'yi uğurlayacağız. Bu dönemler biraz daha yol almakta, adım atmakta zorlanabiliriz. İşlerimiz biraz daha yolunda gitmeyebilir. Kaldı ki tutulmalar da bu dönemde gündemde olacak. Özellikle 8 Kasım'daki tutulmaya retro pozisyondaki Mars eşlik ediyor Kasım ve Aralık ayları bizler için biraz daha zor olacak diyebilirim girişimler konusunda bu dönemde daha geride durmak hepimiz için daha verimli olacaktır Evet bu görünümler sizleri nasıl etkiliyor şimdi ona bakalım Sene boyunca Satürn kova burcunda ve sizin 7 evinizden geçiyor bu ne anlama geliyor daha fazla yaşam yaşadığınız e, ikili ilişkiler, işbirliği yaptığınız alanlar, evliliğiniz, ortaklıklarınız, bu alanlarda e, daha çok e, sorumluluk almak, almadığınız sorumlulukları gündeme gelmesi ve bu alanlarda bir takım yapılandırmaya gitmeyi ifade ediyor. E, bunları e, yaşatacak da bazı olaylarla sene boyunca karşılaşacaksınız. Ocak ayına baktığımız zaman Venüs'ün retro hareketi sizi daha fazla çalışma ortamındaki sorunlarla meşgul edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündeme gelebilir. O alandaki pürüzleri gidermeniz gerekebilir. Aynı zamanda sağlıkla ilgili cilt ve kemik hassasiyetleri olabilir Ocak ayı döneminde. Biraz daha gündelik hayata idame ederken kurduğunuz düzen içinde ya da çalışma ortamında kendinizi Yetersiz hissetme halleri olabilir Ocak ayında. Mümkün olduğu kadar e, bu alanlarda kendinizi çok, çok böyle depresif duygular içinde hissetmemeye çalışın. Önüzdeki e, duruma odaklanın onu çözmeye çalışın. Bu Venüs retro etkisi size bu hissi e, olduğundan e, daha fazla hissettirebilir. Tabii ki her Venüs retroda olduğu gibi e, Ocak ayında da yeni bir ilişkiye başlamak, estetik bir operasyonda bulunmak. Ya da önemli büyük bir yatırım yapmak çok doğru olmayacaktır. Bu konulardan kaçınmaya dikkat edin. Tutulmalara baktığımız zaman bu sene boğa akrep burcunda olan tutulmalar sizleri çok etkileyecek. Boğa ve akrep burçları sabit burçlardır. Siz de aslanlar sabit burçsunuz. Bu anlamda oldukça yoğun etki alacaksınız. Daha çok e, sene boyunca bir takım kadersel tanışmalar söz konusu olabilir. Bu sene tanıştığınız insanlar e, uzun vadede e, hayatınıza etki edecek insanlar olabilir. İş hayatınızla ilgili olabilir. Kariyer hayatınızı çok sorgulayacağınız, o alanda belki bir takım kararlar vereceğiniz bir e, sene aynı zamanda Ailenizle olan ilişkiniz, oturduğunuz yer, yuvanız, anneniz babanızla olan ilişkilerinizi de tekrar gözden geçireceğiniz, bu alanları oldukça ilgilendiren olayları yaşayacaksınız diyebiliriz. Mayıs ve Kasım ayları önemli. Ee, özellikle tutulma dönemleri 16 Mayıs'taki e, tutulma önemli, 8 Kasım'daki tutulmamız çok önemli. Bu dönemde bu saydığım konulardaki netleşmeler daha bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Mayıs ayında daha çok 15-21 Ağustos e, aylarında doğmuş olan aslanlar, Kasım ayında ise 6-12 Ağustos arasında doğmuş aslanlar daha da yoğun etki alacaklar. Jüpiter'in e, sizlere etkisine baktığımda, ee, senenin başından 11 Mayıs'a kadar olan ki süreçte e, Jüpiter balık burcundayken daha fazla gelir gider dengeleri üzerinden size destek verecek. O alanlarda biraz daha rahatlama hi hissedebilirsiniz. Belki bir yapılandırmaya gidebilirsiniz. Borçlarınızla ilgili harcamalarınızı daha bir yoluna koyma hali olabilir. Aynı zamanda kişisel farkındalıkta geliştirebileceğiniz bir dönem olacak. 11 Mayıs'a kadar olan ki süreç. Özellikle de 12 Nisan civarı bu etkiyi çok daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu olumlu etkiyi. Dikkat etmeniz gereken şey 11 Mayıs'a kadar olan süreçte çok fazla harcama yapmamak. Hani bu rahatlığın rehavetine kapılmamak olmalı. 11 Mayıs'tan sonra 28 Ekim'e kadar olan süreçte de Jüpiter Koç Burcunda olacak. İşte bu dönemde daha çok ticari, hukuki konularda e, hareketleneceksiniz. Bu alanlarda belki belli e, girişimler yapmak atılımlar içinde olmayı e, istiyor olacaksınız. Hayata bakış şekliniz biraz daha motive olacak bu dönemde, özellikle de Mayıs Temmuz arasında e, bu alanlarda adım atmak için çok daha destekli uygun zamanlar olduğunu söyleyebiliriz. E, mümkün olduğu kadar olaylara esnek bakmaya e, dikkat etmeniz gerekiyor ve Kasım Aralık aylarına geldiğimiz zaman İkizler burcunda gerçekleşecek Mars retrosu sizleri daha çok ee, sosyal çevreniz üzerinden e, etkileyecek. Kasım Aralık aylarında arkadaşlarınızla olan ilişkiler, gruplar içindeki e, ilişkilerde bir takım aksamalar, pürüzler olabilir. Ee, arkadaşlar arasındaki rekabetle belki uğraşmanız gerekebilir bu dönemde. İleriye dönük planlarınızı da e, Kasım Aralık aylarında çok da rahat hayata geçiremediğinizi görebilirsiniz. O yüzden bu dönemlerde daha böyle rölantide kalmak sizler için daha verimli olacaktır. Evet bu şekilde bir 2022 sizleri bekliyor. Hepiniz için çok hayırlı ve verimli bir sene olmasını diliyorum. Sevgilerimle. Milliyet Dijital'le hayatı kaçırma.